Bizi biz yapan şey, her ne olursa olsun küssek de, kırılsak da, yeri geldiğinde tek yürek, tek yumruk olabilmemizde. Gücümüzü hep birbirimizin ardında durmamızdan alıyoruz. Son zamanlarda hep talihsizlikler yaşadık. Hepimizin ihtiyacı olan şey bir nefes alabilmek, iyi şeyler duyabilmek. Evet, zaten bu yemeğin amacı da buydu. Bu gece artık sadece Süreyya ile Faruk'tan gelen güzel haberi kutlamak istiyorum. Beni uzak tutsanız da, saygıda kusur etseniz de, hala bu evin annesi olarak evet, sizden duymayı tercih ederdim. Ama yine de çok sevindim oğlum. En ihtiyacımız olan zamanda geldiğine göre hayırla uğurla bu süreci de tamamlayacak inşallah. Hamile misin Süreyya? Ay, gözünüz aydın gelin hanım. Çok sevindik. Abla, millet, çok büyük haberim var. Süreyya Hanım hamileymiş. Ne? Hakikaten mi? Kendi mi söyledi? Aa yok, Esma Hanım patlattı bombayı. Ay aman, zaten fırtına gibi bu akşam. Ey Allah, bana bir sır verdiler. Şimdi başıma gelene bak. Aa, sen biliyor muydun? Sen biliyor muydun abla hakikaten? Ha, sen biliyordun ve söylemedin öyle mi? E aşk olsun abla, aşk olsun. Ama böyle kötü mülk olur mu Allah aşkına? Kız ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Süreyya ne yaptı? Ne yaptı Süreyya? Ne bileyim, dondu kaldı kadın. Herkes dondu ya. Ha, sır diye demek. Ya Nurgül ablam, üzme canını be. Keşke üzüldüğümüz haberler hep böyle haberler olsa be güzel ablam. Size yemin ediyorum var ya, bu bebek bu konağın havasını değiştirecek. Yemin ediyorum bak. Ya ben yalnız bir şey daha söyleyeceğim. Ya Murat Bey'imle Bade'nin evliliği de bu konağa çok hayır. Bebek çok iyi oldu değil mi ya? Canını ısladın galiba ha? Ama bebek geliyor abi. Ama bebek geliyor. Doğru. Ya. Bebek geliyor. Abla tebrik ederim, çok sevindim. Tamam bir şey yap. Tamam. Tamam. Abi. Birazdan saklamak istiyorduk. En azından düşük riski ortadan kalkana kadar ama başaramadık. Sen ne zaman öğrendin anne? Annemden bir şey kaçar mı abi? Kaçar kaçmasını da işte geç de olsa yakalıyorum. Sırrınızı içimde saklayamadım. Çünkü son zamanlarda beni en mutlu eden, bu eve en iyi gelen şey bu oldu da ondan. Thank you.
saklayamayacağız. Bari emir benden duysun. Süreyya, kardeş iyidir, güzeldir. Emir başta çok şaşıracak ama sonra kucağına aldığında çok sevinecek. Mesela ben hala bu eşi ilk gün kucağıma verdikleri o anı hiç unutmuyorum. Hatırladığınız için bir büyüyemiyorum ya abi. Vallahi tek istediğim şey sağlıklı kucağıma alabilmek zaten. Ders mi? Hı hı. Ama bitti. Yatıyordum. Bir şey söylemem lazım. Benim 3 tane kardeşim var. 3'ü de başımın belası. Ama onların yokluklarını hissedeceğim bir hayat istemezdim. Eminim sen de öyle. Yani bugün değilse de zamanla. Bir kardeşin olacak. Söylemeyecek misin? Ne gibi? Bilmem. İçinden ne geliyorsa iyi ya da kötü fark etmez. Peki tamam. O zaman ben konuşayım. Eminim merak ediyorsundur yani. Bu durum aramızdaki ilişkiyi hiç değiştirmeyecek. Babalar için bütün evlatları aynıdır. Aynı değerdedir. Sen her zaman benim ilk göz ağrım olacaksın. Ben 8 Mart'ta annemin sunumunu yapmak istiyorum. Bana çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. O zaman hep beraber gidiyoruz. Öğretmene de haber vermedin. Süreyya abla da gelecek değil mi? Tabii ki de gelir. Ne sen çağırırsan koşa koşa gelir. Uykum var, iyi geceler. Bu bardak kalp ben. Aa, her baktığımda gülüyorum. Çok sinir bozuk. Ben de gülüyorum, ben de. Ama çok şey yapacak değil mi? Çok şey yapacak. Çok şey yapacak. Yerim seni. Ay hadi getir şu zarfları, şey yapalım. Zarflayalım birlikte davetiyeleri. Yok, yok, hiç gerek yok. Ben yaparım sonra, sen şey yap. Ay teyze. Ay, ya bırak ya. Aman bırak ya. Yapalım işte. Kafam da ağlıyor hem. Yapalım hadi. Ya. Hadi bakalım. Ay bakar mısın?
Ya tamam ya, hadi bırak sen. Ya Tezo, kafam dağılıyor, yapma. Ay benim derdim için kendini üzmez misin lütfen ya? Söylemesi kolaydır. Bebek olmasa inan ertelerdim bu nikahı, inan. Ay saçmalama, daha neler. Ay Tezo, ben salaklık ettim, ben çekiyorum, ayrıca bana müstahak. Ay sen benim için bir şey yapmak istiyorsan sadece şey yapabilirsin. Düğünde şu nikah şahitliğinden beni çıkart da benim uğursuzluğum size geçmesin. Ay yok artık, daha neler yani. Uğursuz da Adem, bahtsız da Adem. Gelip taşlara vuracak o kafasını, bu kapının önlerinde ağlayacak, gör bak sen. O dediğini aşık adam yapar ya. Sen Akif'le karıştırma onu. Zaten bizimkinin düğünde beni vitrin etmesinden belliydi de işte ben... her yaptığına bir kılıf uydurdum. Sabrın sonu selamet dedim falan. Enayilik ettim. Boş ver ya, bizimkinin parasını kurtarmak dışında başka bir sıkıntısı yok çok şükür. Parasını alsın, dürsün, büksün, küsün. Sus, çocuğun ahlakını bozacaksın deli. Duyma sen bebeğim, duyma. Bir. Ama tüylerim nasıl? Ya çok güzel, her şey çok güzel. Bir kere yapıyoruz düğünler abi. Oğlum bu kadar üzülüyorsun madem, gidip konuşsana Dilara'yla. Ya gideceğim, gitmesine de açık kapı bırakıyor mu ki bakalım? Ya Faruk'tan medet olduğu zaman deli olacağımı biliyor ya. Ya bir türlü Borancı olmaktan vazgeçmedi şu kız. Ona ulaşamayacağım bir yerde beklediğine göre de herhalde görüşme bile istemiyor diye düşünüyorum. Oo, bakın burada kim varmış. Helal kardeşim. Kusura bakmayın. Böyle çöktüm muhabbeti ama insan yıllardır gökte aradığı ya da bu yerde görünce. Halim abi. Bak görüyor musun benim kardeşim? İsmini bile unutmamış abisinin. Halim abi. Eski bir tanıdık can avukatım. Eski. Çok eski. Hatta milattan önce filan da diyebiliriz değil mi Fatih'ciğim? Aa. Fatih dedim ya. Adem diyecektim. Demek ki Fatih beni andı. Sensin kulakları çınlasın. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Bu Adem, Fatih, ben birlikte gezerdik. Üç silahşörler gibi. Sonra birden kayboldu bu çocuk. Sen görüyor musun onu hiç? Ben kırgınım ona ya. Çok ekmeğim geçti boğazından. En iyi sen bilirsin. Sonra ne arayan ne soran kayboldu gitti bu hayırsız. Ben de uzun zamandır görmüyorum Fatih'i Halim abicim. Hayat yolları ayırıyor biliyorsun. Öyle öyle. Ama bak biz buluştuk. Daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşur. Şükür kavuşturana. Madem biz birbirimizi bulduk, seninle birlikte ararız Fatih'i. Elimize geçirirsek de ikimiz iki koldan kulağını çekip eşek kulağı gibi uzatırız ha. Neyse, ben muhabbete limon sıkmayayım. Kalkayım ben. Ama kalkmadan önce bir kartını alsam Ademciğim ya. Ben adres belli olsun, geliriz belki uğrarız. Öyle ya. Al. Vay. Vay 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 vay. Adem Boran ha. Bizim konuşacak çok şeyimiz birikmiş. Hı hı. Ben bir çayını içmeye gelirim. Arayı kapatırız. Tabii tabii abicim tabii. Sen istediğin zaman gel. Muhabbet ederiz seninle. Eyvallah. Hayırlı akşamlar.
ha. Geleceğim bak ha. Yine yapışacağı benziyor. Anlamadım. Bakalım hayırlısı. Şunları da al. Dur bakayım. Şunları da al. Baba bırak artık yeter. Kalanları zaten sana mail ortamında göndermiştim. Sen niye apar topar gidiyorsun? Neden kaçıyorsun? Konuşacak mıyız artık? Böyle gerekti. Ne demek öyle gerekti? Ailesi yüzünden değil mi? Ya tamam kadına yapmadıklarını bırakmadılar ama... hani savaşacaktınız siz bu sefer? Hı? Bu mu sizin yılların aşkı dediğiniz? Evlat aşkı başka bir aşka benzemez. Bunu ne o evlatlarına rağmen yürütebilir... ne de ben ona ısrar edebilirim. Öylece gideceksin yani. Ya bu kadar şey boşuna mı yaşandı? Boşuna yaşanmadığını kanıtlamak için yaşandı belki de. O gün erkendi... bugün de geç. En azından hayatımızı yaşadık. Ne yapalım işte, hepsi bu kadarmış Burcu. Burada kalıp onun canını daha fazla sıkmaktansa çekip giderim en iyisi. Kahveler de buz gibi oldu. Durun bakalım. Bende bir aşk var, onu hep yanlış kalplere bıraktım. Bende bir aşk var, onu soğuk yataklarda harcadım. Tutup dileğimi neden köksüz ağaçlara adadım? Bende bir aşk var, onu hep kırık yelkenlere bağladım. Aşk var, onu hep yanlış
kalplere bıraktım. Hep yanlış yerde geziyor.